genç Türkiye Cumhuriyeti, aydınlık yarınlara doğru sağlam adımlar atmış, sanayi ve teknoloji alanında büyük bir dönüşüm geçirmiştir. Bu dönemde ülkemizin enerji ihtiyacını karşılamak amacıyla birçok önemli projeye imza atılmıştır. İşte bu adımlardan biri Karahallı Hidroelektrik Santrali'dir. Karanlıktan aydınlığa çıkışın sembolü olan bu santral, 1957 yılında inşa edilmeye başlanmış ve sadece 3 yılda tamamlanarak 28 Mart 1960'da hizmete açılmıştır. Ancak bu süreç inşa aşamasında yaşanan zorluklar, eldeki sınırlı kaynaklar ve teknik yeteneklerle santralin bir sembol olma yolundaki ilk adımlarını oluşturmuştur. Santralin yapımı için o dönemin şartlarında oldukça önemli bir maliyet olan 700 bin Türk lirası harcanmıştır. Cumhuriyetimizin bu önemli projesinde ünlü yazar Ayşe Kuli'nin babası olan yüksek mühendis Muhittin Kuli de yer almıştır. Santral sadece enerji üreten bir tesis değil, aynı zamanda yaşanan zorluklara rağmen ayakta kalmayı başaran bir toplumsal hafıza simgesidir. Üç tribünü bulunan bu santral, günümüzde iki tribünle faaliyet göstermektedir. Yaz aylarında dere suyunun azalması nedeniyle sadece bir tribün çalışır durumda kalmaktadır. Santral, yıllar içinde eski görkemini kaybetse de aynı teknolojiyle günümüzde de hizmet vermeye devam etmektedir. Karahallı Hidroelektrik Santrali, Türkiye Cumhuriyeti'nin enerji sektöründeki güçlenmesinin bir yansımasıdır. İnşa aşamasındaki mücadeleler, değişen zamanla adapte olan teknoloji ve toplumsal etkilerle birlikte bu santral sadece bir enerji kaynağı değil, aynı zamanda bir hikayenin taşıyıcısıdır.